Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaînu. Ve izâ kâne et-talâku bâinen. Talakımız arkadaşlar bâin olursa dûne selâsi üçten aşağı. Şimdi bizim toplumda tabii toplum İslam'a göre yaşamadığı için dengesizlik oluyor. Yani adam karıyı boşuyor birden üçe kadar. Ya kardeşim boşuyorsan da bir bayin talakla boşa veya bir recai talakla boşa, belki pişman olacaksın, geri döneceksin veya bayin de vereceksen bir tane ver. Değil mi? Ha, bu bayin talak üçe ulaşmazsa, bir olursa veya zaten bir tane bayin talak verdin mi, tamam, kadının rızası olmadan, yeni bir nikah olmadan, mehir olmadan, işte şartlar neyse dönüş olmuyor. Üç tane vermenin anlamı ne? Selam, burada yani ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Yani teknik olarak işte bir tane de şöyle olur, iki tane de şöyle olurdan ziyade biraz böyle adetler, örf herhalde baskın oluyor. Mesela şey derler ya işte üçten dokuza şart olsun falan gibi. Yani Evet. böyle biraz bir alışkanlık gibi işte o esnada o laflar ağızdan çıkıyor. Yoksa pek bir hesaplanmıyordur herhalde. İşte bir tane desem şöyle olur, üç tane desem falan diye. Ya. Ama İnsanlar bir şimdi de onları zaten bir sayıyorlar, biliyorsunuz yani. ama yani insanlarda kardeşim, yani nasıl evlilik yapılırken düzgün böyle aklı selim düşünülüyor, ayrılmalarda da öyle olması lazım. Ayrılmaya karar verdiniz, tamam. Normal, aklı selim düşünülür, öyle hareket edilir. Kavgayla, gürültüyle değil yani. Toplumun yani dengesizlik dediğim oradan kaynaklanıyor. Felehu en yetezevveceha fi iddetiha, bayin talakla boşarsa, üçten aşağı olursa talak sayısı, daha kadın iddetindeyken ne yapabilir? İki taraf razı olursa evlenebilirler. Ve ba'de inkıda iddetiha, İddet bittikten sonra da yine evlenebilirler. Ama üçten fazla olmayacak. Üç olmayacak. وَاِذَا كَانَ اَتْتَلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ, adam hanımını üç defa boşamış. Ev, tabii ki bu üç defa boşamış derken üç talakı bir mecliste, bir mekanda verdiyse o farklı değerlendirilebilir. Ama bu adam ne yapmış? Üç farklı zaman diliminde veya da üç farklı mekanda üç tane talakı vermiş. Ev isneteyni fil emeti. Tabi bu günümüzde yok. Cariyesi var. İki tane talakı vermiş. Lem tahille lehu hatta tenkihe zevcen gayrehu nikahen sahihen. Eğer dönmek isterse dönemez arkadaş. Ne zamana kadar? Ha, o kadın gidecek başka bir kocayla evlenecek. Ondan da ayrılacak. Kocası ölecek veyahut da bir şey olacak. Ondan sonra tekrar bu kadın bu eski kocasına dönmek isterse evlenebilir. يَدْخُلَ biha, ondan sonra da o ikinci koca evlenecek ve ne olacak? Duhulde olacak. Yani formalite bir evlilik olmayacak. Ama diyelim adam yaşlı, dokul yapamadı. Ne yapacağız? Hadi yani değil, mutlaka değil, zifaf olması gerekmiyor mu Sedan? Ya adam, Allah Allah. Adam 90 yaşında evlendi. Hayır yani mesela halveti sayhada zaten onun yerine geçmez mi? İşte burada bak şey diyor yani dokulu şart koşuyor. Adam diyelim ki bir tane yaşlı adamla denk geldi. Formalite de değil yani. Normal evlendi yani. Duhulda olmadı. Ve yedhule biha ev yekume makameha, ya da öyle bir şey ekleme yani. Böyle bir ibareyle o şeyi ifade etmek lazım. Thumma yutallikaha ev yemute anha. Daha sonra bu adam o kadını boşayacak veya adam ölecek. Kadın tekrar birinci kocaya dönmek isterse dönebilir. Sabiyyu el murahiku fit tahlili kel baligi.
Şimdi yukarıda az önce nikahen sahiyen dedi. Burada da tahlil hususunda biraz ibare şu oldu yani bak Yasin diyorsun. Mutal ettim diyorsun ama hiç itiraz da etmiyorsun Yasin buraların. Niye Seydam, ne Yani problem var? ne demek? Burada yani bir formalite nikah yapıp kadının birinci kocasına dönmesini sağlamak. Seydam O burada demek. niye formalite olsun? Sabiye murahik ne demek yani? Hı? Yani Sabiye murahik hani buluğa yaklaşmış kişi demek değil mi? O manada değil mi? Yani şimdi bu Yani dukul Vesabi olabilir, zifaf Murahik olabilir. yani şimdi Murahik Sabi ne demek? Daha buluğ çağına girmemiş adam. Hı. Çocuk yani. Ama Değil mi? yaklaşmış yani, ona yakın. Yani ben o manada biliyorum. Fi tahlili kelbaliri. Yani ibare çok şey yani böyle çok kısa olduğu için var ya ben ilk bakış açım şeye gitti. Yani nereye gitti Yasin? Yani adam diyelim ki kadını boşadı Hı. üç talakla daha sonra bu kadının kendisine helal olabilmesi için gitti bir çocukla bu kadını evlendirdi. Tamam mı? Ama çocuk da büyük yani. Mesela 11-12 yaşlarında falan en azından. Evet. Yani bu Yani uçanı daha evet, yani duhul olabilir. bu diyor eğer bu kadın ne olursa o çocukla evlenirse Hı. ama ne olmayacak? Formalite bir nikah Evet, olmayacak. olmayacak. Yani Gerçek bir baştan boşama şartı falan olmayacak. bu da ne yapabilir? Aynı o kadın sanki buluğ çağındaki bir erkekle evlenip boşanmış gibi kabul edilir. Daha sonra eğer o çocuktan ayrılırsa bu kocayla ne yapabilir? Evlene Bilir. bilir. Evet. Tamam ben belki biraz ilk etapta şey yaptım. Biraz şüpheci davrandım. Yani eyvallah. Tamam geri adım atayım Yasin. Tamam. وَغَدْءُ الْمَوْلَى اَمَتَهُ لَا يُحَلِّلُهَا وَغَدْءُ الْمَوْلَى اَمَتَهُ diyelim ki adam cariyeyle evlendi. İki talakla boşadı. Ondan sonra cariyenin efendisi onunla ne yaptı? İfraşta bulundu. Onu ne yapmaz? Hı. Tekrar kocası işte efendim seninle beraber olmuş biz nikah yapalım diyemez yani. O cariyenin birisiyle ne yapması lazım? Evet. Lazım. Ve izâ tezevvecehâ bi şartı tahlili ha, evet o kadın diyelim ki bir erkekle evlendi ama ne şartı koşuldu burada? Yani formalite bir nikah kıyıyoruz. Sen evleneceksin. Bir gece beraber olacaksın. Daha sonra boşayacaksın. Fen nikahu sahihun. Buradaki nikah nedir? Sahiptir. Sahiptir. Yani nikah geçerlidir. Şart nedir? Atıldır. Batıldır. Lakinnehu mekruhun. Hiç o lakinnehu mekruhun demeye gerek yok. Fen nikahu sahihun ve şartu batılun dememiz lazım yani. Tamam mı Yasin? Ha, ondan sonra artık o çocuk veya başka o adam kadını boşarsa, kadın çok istiyorsa artık adamın canını sıkacak, adam da boşayacak onu yani. Tamam Yasin? Stop. فَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا وَطِئَهَا Selam, bir üstteki cümledeyiz. Sayfanın başındayız yani. فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا وَطَأَهَا değil mi? Hı. حَلَّتْ لِلْاَوَّلِ Yani ve şartlı olarak evlendiler. evet. Nikah sahih kabul edildi. Daha sonra da boşadı mesela. O zaman birincisi tekrar o kadınla evlenebilir. وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً
koca hür olan hanımını ne yaparsa talak boşarsa, talakını verirse ev tatlikateyni bir veya iki van kadat iddetuha ve iddeti de ne olursa Tamamlanırsa. tamamlanırsa ve tezevvecet bi zevcin ahira o hanım da gitti başka bir koca ile evlendi ve dahale biha beraber oldu sümme adet ilel evveli daha sonra tekrar birinci kocaya ne olursa Dönerse. dönerse adet ileyhi bi selasi tatlikatin o zaman tekrar adamın kaç tane Üç talak hakkı talak hakkı olmuş var. olur? En baştan başlayalım. Üç tane hakkı duruyor. Evet, bir üç kere daha boşar artık. Evet. Ve çok gidiyor mu şey Yasin? Yok Sedan, birkaç satır kaldı. Ve yehdimu ezzavcu ethani madune esselafi minet talaki. Yani o ikinci koca o talakların ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Yani ortadan kaldırmış oluyor. Ortadan kaldırıyor. Sıfırlamış oluyor yani, tamam mı? Evet. Kema yehdimu esselase inde ebi Hanifete ve ebi Yusuf'e. Kema yehdimu esselase. Yani 3 talak Yani da olmuş olsa, 3'ten daha azı da olmuş olsa hepsini sıfırlıyor. üçten yani üçten aşağı da olsa dediğin gibi üçü de ne yapıyor? Ortadan Evet. kaldırıyor. Ve kâlet Muhammedun İmam Muhammed ne demiş? La yehdimu ezzevcu sani madune eselâsi eğer birinci koca bir talakla boşadıysa iki tane duruyor. İki talakla boşadıysa bir talakı duruyor. İkinci kocanın sıfırlama şeyi yok demiş. Yani sadece 3 talakla Evet. Ve izâ tallakaha selâsen eğer koca hanımını üç talakla boşarsa fekalet kad inkadat iddeti benim iddetim tamamlandı derse bayan ve tezevveçtu bi zevcin ahire ve başka bir koca ile evlendim derse ve dahale biye ezzevcu thani ikinci kocayla zifafa girdik derse ve tallakani ve beni boşadı derse ve inkadat iddeti iddetim de bitti derse ve muddetu tahtemlu zalike ve aralarında geçen müddet de bu anlattıklarına uygunsa caze lizzevcil evveli bu birinci koca için caizdir en yusaddikaha onu tasdik edebilir. Ama eğer zaman müsait değilse Yasin 2 ay olmuş ayrılalı bunlar hepsi 2 ay içerisinde olmaz olacak şeyler değil o zaman tasdik etmez. İza kana fi galibi zannihi ennaha sadikatun fi zalike. Bir de adam kadının doğru söylediğini zannı galibiyle tamam değerlendirecek. Eğer zannı galibiyle kadının doğru söylediğini tasdik ederse eyvallah. Ve tezevvece biha onunla evlenebilir. Yani en yusaddikaha ve tezevvece biha.